Yasemin Hanım, Kerem'i yatırdım. Eşyalarımı da yerleştirdim. Ben yatayım o zaman. Benimle işiniz yoksa. İyi geceler. Ceren. Olcay Hanım'la ne konuştun sen? Tam olarak orada söylediklerimi söyledim Yasemin Hanım. Bir daha anlat. Yasemin Hanım, ben Olcay Hanım'ın şüphelendiği gibi sizin intihara kalkıştığınızı falan söylemedim. Gerçekten. Ne söyledin? İşte aradı. Hikmet bir şeyler görmüş, doğru mu dedi. Ondan sonra ben de evet, işte kenara gitti. Ben de çok korktum ve tutmaya çalıştım dedim. Bu kadar. İntihar ettiğimi düşünen birini rahatlatacak bir cümle kurmak gelmedi mi aklına? Ama ben öyle düşündüğünü nereden bilebilirdim ki? Ambulansa beni götürürlerken nedenini biliyordun. Yasemin Hanım doğruyu söylüyor diyebilirdin. Söyledim Yasemin Hanım. Zaten söyledim, kimse beni dinlemedi ki. Ondan sonra da söyledim ben hatta. Ama Olcay Hanım hepimizi susturdu. Bu gece ben Kerem'in odasında yatacağım. Sen nerede istiyorsan yatabilirsin. İyi geceler. Deli karıya bak. Bana hesap soruyor. Ne oldu? Bana olan güvenim mi sarsıldı? Demek ki daha erken kurtulmam gerekecek senden. Bana uyar. Umuduma daha çabuk kavuşurum, fena mı?